Merhabalar. 7. sınıf 2. ünite hücre konusuyla yine birlikteyiz. Arkadaşlar, nasıl bir canlı tüm yapısı varsa, canlının da arkadaşlar canlının en küçük yapı taşına hücre denir. Bizim vücudumuzdaki olan tüm olaylar aynı şekilde hücrelerimizde de meydana gelir. Burada bitki ve hayvan hücresi görmektesiniz. Bunların yapısını incelemeye başlayalım. Canlıların ortak özellikleri, bütün canlılarda gözlemlenen özellikleri canlıların ortak özelliği denir. Bütün canlılar büyür, beslenir, solunum yapar, boşaltım yapar, çoğalır, tepki verir ve hücrelerden oluşur. Arkadaşlar hücreyi hemen incelemeye başlayalım. Bu dersimizde Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarının görevleri açısından karşılaştırabileceksiniz. Geçmişten günümüze hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışacağız. Hücre, doku, organ, sistem, organizma ilişkisini açıklayacağız. Hücre arkadaşlar nasıl bir canlının tüm yapısı daha canlılık olayları gerçekleşiyorsa en küçük yapı birimi olan hücrede de bütün canlılık özellikleri gerçekleşmekte. Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Tüm hücreler Tüm canlılar hücrelerden meydana gelir. Hücrenin yapısı mikroskop adı verilen araçla incelenir. Hücreye baktığımızda arkadaşlar genel olarak hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur. En içerisinde çekirdek bulunur. Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir. Nasıl vücudumuzun yönetim merkezi beyinse hücrenin yönetim merkezi de çekirdektir. Sitoplazma çekirdekle hücre zarı arasındaki yapıdır. Sitoplazmada nasıl vücudumuzda organlar varsa işlevleri gerçekleştirmek için hücrelerimizde de sitoplazma var ve sitoplazma içerisinde organeller var. Hücre zarı nasıl vücudumuz deriyle kaplıysa hücre de hücre zarıyla kaplı. Hücrelerin çoğu hücre zarı çekirdek sitoplazma adı verilen 3 temel kısımdan oluşur. Hücre örneklerine bakalım arkadaşlar. Mikroskopla görülen hücre örneklerine hemen bakalım. Hücreyi görebilmek için mikroskop aldı verilen araçlar kullanılır. Arkadaşlar hücrenin en dış yapısı hücre zarıyla başlayalım. Hücreyi çevre sararak hücreyi şekil veren ve hücreyi dış ortamlardan ayıran yapıya hücre zarı denilir. Arkadaşlar yapısı şu şekilde. Hücre zarının özellikleri canlıdır arkadaşlar. Esnektir, seçici geçirgendir. Seçici geçirgen demek hücreye ihtiyacı olan maddeleri alır, ihtiyacı olmayan maddeleri ise hücre içerisine almaz. Hücrenin seçici geçirgen ulaşığı hücrenin canlı olduğunu gösterir. Peki hücrenin hücre zarının görevleri nedir? Hücreye dayanıklılık sağlar, hücreyi dış etkilerden korur, madde giriş çıkışını düzenler, hücrenin yıpranan kısımlarını onarır ve hücreye şekil verir. Arkadaşlar ikinci Hücrenin ikinci kısmı yönetim merkezi çekirdek. Çekirdek hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir. Çekirdekte hücrenin kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar bulunur. Canlıya ait bütün bilgiler yani saç rengi, göz rengi, deri rengi, kan grubu gibi yapılar hücrenin çekirdeğinde, yönetici molekülünde saklanır. Çekirdek sitoplazmadaki organelleri yöneterek işbirliği içerisinde çalışmasını sağlar çekirdek çekirdek zarı ile çevrilerek sitoplazmadan ayrılır. Arkadaşlar şurada gördüğünüz mavi kısım hücrenin e, çekirdek zarıdır. Evet çekirdeği yakından tanıyalım. Çekirdek hücrenin en ortasında bulunan yapı. İçerisinde arkadaşlar bu yuvarlak olduğu için e, insan hücresi içerisinde en büyük yapı kromozom. Kromozomlarda arkadaşlar içerisinde ikili sarmal yapılı olan DNA molekülü var. DNA'nın görev birimi genler var. Bizim kan grubu, saç rengi gibi karakterlerimizi oluşturan genler var. Ve genlerin yapı taşı olan nükleotitler var arkadaşlar. Evet kromozoma bir bakalım. Kromozom çekirdek içinde bulunan yapıların en büyüğüne kromozom denir. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur. Arkadaşlar bakın içerisinde DNA var şu sarı ve DNA'nın üzerinde protein kılıfıyla birlikte DNA artı protein kılıf kromozomu oluşturur. DNA, DNA hücrenin yönetici molekülü, beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. DNA iki iplikten oluşan sarmal bir yapıya sahiptir. Baktığınız gibi birinci ve ikinci iplik ve baktığınız gibi sarmal bir yapıya sahip. Bakın şöyle sarmal yapıda olduğunu tekrar gösterelim. Arkadaşlar DNA'nın içerisinde Görev birimleri genler bulunur. Saç renginden kan grubuna kadar kalıtsal özelliklerimiz DNA'daki bilgi sayesinde kuşaktan kuşaya aktarılır. Bu bilgiler DNA'daki genler tarafından taşınır. Her gen bir kalıtsal özellikten sorumludur. Genler en az 1500 nükleotitten bir araya gelir. Nükleotit, nükleotitler DNA'nın yapı birimleridir. Şöyle büyükten küçüğe doğru yapıya baktığımızda arkadaşlar en büyük çekirdek Çekirdekten sonra kromozom. Kromozomdan sonra DNA. DNA'dan sonra gen arkadaşlar. Çekirdek, kromozom, DNA, gen şeklinde sıralayabiliriz büyükten küçüğe. Hücrenin bir diğer yapısı sitoplazma. Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yapıya sitoplazma denir. Sitoplazma yara akışkan ve şeffaf jelimsi bir yapıya sahiptir. Büyük bölümü su oluşturur. İçerisinde besin maddeleri, mineraller, enzimler, hormonlar ve benzeri maddeler bulunur. Hücrede yaşamsal olayı gerçekleştiren organeller vardır. Nasıl vücudumuzda organlar varsa hücrelerimizde de yaşamsal faaliyetlerimizi gerçekleştirmiş organellerimiz bulunuyor. Şimdi bu organellere bir bakalım. Hücrede bulunan organeller hücrede beslenme, sindirim, solunum, boşaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği yapıya organel diyoruz. Organeller belirli görevleri yapmak üzere özelleşen yapılardır ve sitoplazma içerisinde dağınık halde bulunurlar. Bakın, sitoplazma içerisinde organelleri şu şekilde dağınık şekilde görebiliyorsunuz. Bu bir bitki hücresi arkadaşlar. Evet, birinci organelimiz arkadaşlar besin ve oksijeni kullanarak enerji üretir. Mitokondriye hücrenin enerji santrali de denir. Arkadaşlar Çekirdek içerisinde sitoplazma içerisinde bulunan ve fasulyeye benzeyen bir birim ve burada sürekli bizim canlılık faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz için gereken enerjiyi üreten organelimiz lizozom büyük molekülleri, besinleri parçalar, hücre sindiriminde yardımcı olur. Nasıl? Vücudun sindirim sistemi varsa hücremizin de büyük besinleri parçalayan, hücre silindirimi yapan lizozom var. Golgi cisimciği arkadaşlar salgı maddeleri üretir ve paketler. İnsanda tükrük bezi, ter bezi gibi yapılar oluşturan hücreler çok sayıda golgi aygıtı içerir. Arkadaşlar süt bezi, tükrük bezi, ter bezi gibi bulunan bölgelerimizdeki hücrelerde golgi cisimciği sayısı daha fazladır. Golgi cisimciğimiz salgı üretmek ve pa paketlemekle görevlidir. Ribozom en önemli organellerimizden bir tanesi de ribozom. İhtiyaç duyduğumuz protein ribozomda üretilir. Yapı taşımız olan proteinler arkadaşlar hücredeki ribozomlarda o, o, üretilir. Ribozom küçük topçuklar e, şeklinde görülür ve bunlar bütün proteinlerimizin üretimi ribozom sorumludur. Evet bir başka organımız koful hücre için zararlı ya da fazla olan maddelerin depolandığı veya atıldığı yapılardır. Nasıl vücut atık maddeleri üretiyorsa hücrelerimizde atık maddeler üretiliyor ve bu koful organımızda bu atık maddelerin depolandığı atıldığı yapı Hayvan ve bitki hücrelerinde farklılık gösteriyor. Hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçük olurken bitki hücrelerinde az sayıda ve büyük kofullar bulunur. Endoplazmik retikulum sitoplazma içerisinde madde taşınmasını sağlayan kanallardır. Nasıl vücudumuzda kan damarları varsa ve taşınmayı sağlıyorsa hücremizin içerisinde de endoplazmik retikulum organeli sitoplazma içerisinde madde taşınmasını sağlıyor. Görünüşü şu şekilde arkadaşlar. Bakın kanalları var. Evet en önemli organellerden birisi de kloroplast. Güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu birleştirip besin ve oksijen üretir. Bu olaya fotosentez denir. Kloroplastlar sadece bitki hücrelerinde bulunur. Bitki yapraklarının yeşil renkte olmasının nedeni kloroplastların yeşil renkli maddeler içermesidir. Bitkiler yapraklarından karbondioksit, köklerinden suyu alarak güneş ışığı yardımıyla kloroplast organelinde bizlere besin ve oksijen üretirler. Bu olaya fotosentez denir. Diğer bir organelimiz de sentrozom. Diğer ismi sentriol. İki tane, her bir sentriol birleşip sentrozom oluşturur. Hücre bölünmesinde görevlidir ve sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Evet. Hücre duvarı yine sadece bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarı yalnız bitki hücrelerinde bulunur. Serttir ve dayanıklıdır. Esnek değildir. Cansızdır. Tam geçirgendir. Hücre zarı seçici geçirken hücre duvarı tam geçirgendir. Hücreyi dış etkilerden korur. Bitki hücrelerinin hayvan hücrelerinden daha dayanıklı olmasını sağlayan da hücrelerinde hücre çeperi bulunmasıdır arkadaşlar. Bitki ve hayvan hücresindeki farklar her zaman sorulur. Hayvan hücresi yuvarlak, bitki hücresi köşeli, hücre duvarı hayvan hücresinde yok, bitki hücresinde dayanıklık sağlayan hücre duvarı var. Kloroplast hayvan hücresinde yokken bitki hücresinde fotosentez yapan yani besin ve oksijen üreten kloroplast var. Sentrozom hayvan hücresinde varken bitki hücresinde sentrozom yok. Hayvan hücresinde koful küçük ve çok sayıdayken bitki hücresinde koful büyük ve az sayıda. Arkadaşlar hücre zarı sitoplazma, çekirdek, ribozom, mitokondri, lizozom ve koful yapıları ortak bulunur. Farkları da bunlardır. Hemen şöyle bitki ve hayvan hücresinin görünüşüne bakalım. Bitki hücresine baktığımızda köşeli yapıya sahip en dışta sağlamlık sağlayan hücre duvarı var. Yine hayvan hücrelerinden farklı olarak fotosentez yapan kloroplast var. Hücre zarı her ikisinde ortak. Hücre çekirdeği her ikisinde var. Lizozom her ikisinde var. Koful. Hayvan hücresinde büyükken bitki hücresinde küçük ribozom her ikisinde var protein sentezliyor. Golgi salgı ve paketleme her ikisinde var. Mitokondri enerji üretim her ikisinde var. Sitoplazma her ikisinde var. Hayvan hücresinde bir farklılık olarak sentrozom hücre bölünmesini sağlayan sentrozom sadece hayvan hücresinde bulunuyor. Arkadaşlar hücre tipleri ve hücreden organizmaya hücre sayısına göre canlılar Tek hücreli canlılar bu canlılar bütün yaşamsal faaliyetlerini tek bir hücrede gerçekleştirir amip, bakteri, öglena, paramesyum, diğer bir ismi te hayvan tek hücrelilere örnektir. çok hücreli canlılar ise bu canlılar vücudu birçok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur. Hayvan, bitki, insan ve bazı mantarlar çok hücreli canlılara örnektir. Burada çok hücreli canlılar resimleri, burada tek hücreli canlı resimlerini görmektesiniz arkadaşlar. Burada hemen çok hücreli canlılara, çok hücreli canlıları işaretleyelim. Arkadaşlar karınca, çiçek, tavşan, çok hücreli ve mantar çok hücreli canlılara örnektir. Yapılarına göre hücreler arkadaşlar basit yapılı, ilkel yani gelişmiş yapılı hücreler vardır. Belirgin bir çekirdeği ve zarla çevrili organeli bulunmayan, kalıtım maddesi DNA'da, sitoplazmada dağınık halde bulunan hücreler ilkel yapılı hücrelerdir. Bakteri ve arkler bu gruba girer arkadaşlar. DNA eğer sitoplazmada dağınık halde buluyorsa Buna ilkel yapılı hücreler denir. Bunlara bakteri ve algler örnek verilir. Eğer DNA çevrili bir çekirdek zarı var ve DNA çekirdeğin içerisindeyse bu gelişmiş yapılı canlılardır. Belirgin bir çekirdeği ve zarla çevrili organlarını bulunan hücrelerdir. Hayvan, bitki, insan, mantar, amip, öglena, paramesyum, tehlikeli hayvan gibi gelişmiş hücreler sahip canlılardır. Vücudumuzda hücreler birbirinden farklılık gösterir. Çok hücreli bir canlıda şekil, yapı ve görev bakımından farklı özelliklere sahip hücreler bulunur. Bunlar kan hücresi, Kas hücresi, sinir hücresi, kalp hücresi, kemik hücresi, dil epitel hücresi, karaciğer hücresi, akciğer hücresi, böbrek hücresi, yumurta hücresi. Gördüğünüz gibi her bir yapının görevi farklı olduğu için hücre yapı, şekil ve görevde birbirinden farklıdır arkadaşlar. Geçmişten günümüze hücrenin yapısının incelemesi. Arkadaşlar mikroskop 17. yüzyılda. Anthony van Leeuwenhoek tarafından geliştirildi. Geliştiren Leeuwenhoek gölden aldığı suyun bir damlasını mikroskopla incelendiğinde küçük canlıların varlığını keşfetti. Robert Hooke da arkadaşlar şişe mantarı ile yaptığı çalışmalar, bal peteği görünümünde yapılara rastladı. Buna da hücre adını verdi. Robert Hurt ilk hücre adını veren bilim insanı. Arkadaşlar Robert Hurt'un incelediği şişe mantarı. Bilimsel bilgiler kesin değildir. Zamanla içerisinde değişebilir ve gelişebilir. Arkadaşlar bir kronolojik sıraya bakalım. Zacharias ee, Zachary Johnson, ilk mikroskobu icat eden 1585'te. 1600'lü yıllarda Levin Hook suda yaşayan tek hücreli canlıları fark etti. Robert Hork hücreleri keşfetti, İlk hücreyi keşfeden. Şivan tüm hücrelerden, e, hayvanların hücrelerden oluştuğunu keşfetti. E, Matthew Schleiden bütün bitkilerin hücrelerden oluştuğunu 1838'de keşfetti. 1900 yıllara gelmeden önce Ernst Ebbe ve Carl Zeiss ilk modern mikroskobu yaptı. Robert e, Rudolf Virchow bütün hücrelerin önceki hücrelerden geldiği fikrini öne sürdü. Watson ve Crick önemli burası arkadaşlar. DNA yapısı için geçerli modeli öneren Watson ve Crick'tir. Crick'tir. Bunlar vücut hücrelerini Dolly isimli koyun e, kopyaladılar. İlk elektron mikroskobu 1931'de icat edildi, keşfedildi ve artık bilim çok ilerledi. Elektron mikroskobu en küçük hücreyi dahi görebilecek yapıya sahip. İnsan geri haritası 2000'li yıllarda çıkarıldı. 2015'te Aziz Sancar hasarlı DNA'ların nasıl onarıldığının haritalarını çizerek Türk bilim insanı Nobel ödülü aldı arkadaşlar. Neden organizmaya canlılarda aynı görevi yapan benzer özelliklere sahip hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş hücre topluluğuna doku adı verilir. Dokular bir araya gelerek organları Organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler bir araya gelerek organizmayı canlı oluşturur. Arkadaşlar, okulu bir vücuda benzetirsek her bir tuğla hücreyi, tuğlalar duvarları oluşturuyor, dokuyu, duvarlar sınıfları oluşturuyor, her bir sınıf organı, her bir sınıf sistemi sistemi oluşturuyor ve sistemler bir araya gelerek de arkadaşlar organizmayı, canlı vücudunu oluşturuyor. Hemen bir örnek verelim. Bir canlının oluşumu sırasında meydana gelen yapılan adları. Arkadaşlar kemik hücresi bir araya geldi, kemik dokusu, kemik dokusu kemiği iskelet sistemi ve birçok sistem bir araya gelip canlıyı meydana getiriyor. Bir canlıya ait hücrelerin mikroskopta görüntüsü şekilde verilmiş. Buna göre aşağıdakiler yapılardan hangisi bu hücrelerde gözlemlenmesi beklenmez. Arkadaşlar baktığımızda hücre köşeli yapıya sahip. O halde bu bitki hücresidir. Mitokondri her ikisinde bulunur. Hücre çeperi bitkide bulunur. Kloroplast bitkide bulunur. Fakat sentrozom sadece hayvan hücresinde bulunur. Bitkide bulunmaz. Gözlemlesin beklenmeyen sentrozomdur. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.